Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pizza lezzetinde oldukça pratik çörek hazırladık. Özellikle çocuklar okuldan geldiğinde hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifi sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabı önüme alıyorum. Hamuru yoğurarak başlıyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla 200 ml bardakla yarım su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, 1 çay kaşığı şöyle tepeleme dolu dolu tuz, yarım çay kaşığı daha ekledim. 1 su bardağı unu ilave edip şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İlk önce unu yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. Olduğunca yumuşak bir hamur elde etmeye çalışın. Hamuru toparladıktan sonra hemen elimle yarım su bardağı un daha aldım. Hepsini katmayacağım. Yavaş yavaş elime yapışmadığı sürece un ilavesi yapmayacağım. Az az unu katıp hamurumu yoğuruyorum. Öncelikle kabın içerisinde hamuru birazcık toparlayayım. Daha sonrasında tezgahın üzerine biraz un serpip hamuru şöyle 2 dakika boyunca toparlayacağım. Toplamda bir avuç kadar hamur oluyor. Öyle çok fazla değil ve 2-3 kişiye kadar da yeterli. Mutlaka hamurunuzu bu şekilde tezgahınızın ya da masanızın üzerinde yoğurmaya özen gösterin. Hamuru toparladıktan sonra gördüğünüz gibi olması gereken kıvam tam da bu. Üzerini örtüyorum. İçerisine koyacağım malzemeleri hazırlayana kadar beklemesi yeterli. Ortalama bir 10-15 dakika. Ben biraz domates, kaşar, sucuk, salam kullandım. Sizlerdeki evdeki malzemelerinizle istediğinizi ekleyip çıkartabilirsiniz. Hamuru ortalama bir tavanın büyüklüğüne göre 30 santim çapında açıyorum. Yapışmaz bir tava kullanmaya özen gösterin. Öbür türlü muhakkak yapışacaktır tavanıza. Yapıştığını gördükçe ara ara un serpiyorum. Ama yapışmazsa sakın un kullanmayın. Hamurunuzu sertleştireceğiniz için oldukça sert bir hamur olacaktır. Ve açmakta zorlanırsınız. O yüzden az unla açmaya özen gösterin. Ben şöyle bir 30 santim, 28-30 santim çapında bir yapışmaz tava kullanıyorum. Böyle dışarıdan birazcık sarkıtıyorum ki daha sonrasında üzerine kapatacağım. Altına yağ falan hiçbir şey sermenize gerek yok. Daha sonrasında sucuk, kaşar, domates oldukça sulanıyor ve yapışmıyor. Merak etmeyin. Hamuru açıp tavaya yaydıktan sonra ilk önce salamları yerleştiriyorum. Koyacağınız miktar tamamen kendi isteğinize kalmış. Ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Hemen ardından kaşarları da dizdikten sonra sucukları da yerleştiriyorum. Ben salam, sucuk, kaşar ve domates koymayı tercih ettim. Tekrardan üzerine kaşarla kapatıyorum. Kenar kısımlarından sarkıtmıştık. Onu güzelce şöyle kenarlarına ortada birleştiriyorum kenarlardan tutup ve sıkıca kapatın ki çok fazla kaşarlarınız taşmasın. Biraz hafif çekiştirdim ki baktım olacak gibi değil, çok kalın olacak. O yüzden muhakkak bu kısımları biraz çekiştirme, çok kalın olmasın. Gayet güzel bir şekilde de pişiyor, hiç merak etmeyin. Birbirinin üzerine çekerek yapıştırıyorum.
Kapattıktan sonra artık ocağa götürüp pişireceğim. Ortalama bir 10-15 dakikada pişiyor kısık ateşte. Mutlaka kısık ateş olsun. Hemen size ocağı da gösteriyorum. En büyük ocağın en kısmını pişirdim. Eğer yüksek açarsanız direkt yakarsınız. Hem içindeki sucuk, kaşarlar güzel erimez, pişmez. Hem de hamurunuz çiğ kalır. Muhakkak kısık ateşte pişirin. Bir tarafı pişince hemen çeviriyorum. Bu şekilde pişmesi yeterli. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Ve oldukça kabardı. İçerisinde daha böyle kabartması gerektiği için. Ara ara açıp bakıyorum. Mutlaka siz böyle yapın. Birden yapmayın hamurunuzu. Şöyle bir 2-3 kere açıp açıp baktım. İçindeki kaşarlar gayet güzel erimiş, pişmişti. Şu akan sucuğun yağı ve domatesin suyu aldım arkadaşlar. Patates tamamen gördüğünüz gibi kızardı. Hemen ocağın altını kapatıp alıyorum. Bir servis tabağını alıp dilimleyeceğim. Kişi sayısına göre arzu ettiğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ama o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin. Özellikle kahvaltıya ve çocuklar okuldan geldiğinde hemen hızlıca hazırladığım bir tarifi. Videonun yorum kısmına birden 10'a kadar her zaman söylediğim gibi puanlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu sayede videoyu ne kadar beğendiğinizi görmüş oluyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seval Mutfak'ta 2 kanalıma da abone olabilirsiniz. Bağlantımı sonuna ve üst kısmı ekleyeceğim. İç kısmı gayet güzel pişmiş. Öyle hamurunun çiğ kaldığını falan düşünmeyin. Bir 10-15 dakika sürüyor pişme aşamamız. O süre içerisinde zaten hamur gayet güzel bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel gözükmüyor mu sizce arkadaşlar? Şöyle ayrıntıyı sizlere gösterip videomu bitireyim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arzu ederseniz akşamdan da hazırlayıp sabahleyin pişirebilirsiniz bu lezzeti. Kaşarı oldukça güzel eriyor. Sıcak olduğu için ben birazcık zorlandım. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.